arkadaşlar. Umut Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu LGS 8. sınıf çocukları için olan matematik sorularını çözeceğiz. Evet, inşallah hayırlısı olur. Zaten dün de bakanın açıklamasıyla Ziya Selçuk'un LGS sınavını 20 Haziran'a ertelendiğini duyurdu. Tabii birçok örnek sorular gönderiyor Milli Eğitim. Bu soruları da çıkacak olan sorular da zaten bu sorulara göre çıkacak. Yani buna benzer ya da daha zoru, daha ortası, orta şekerlisi o tarz sorular çıkacak. Evet, şimdi birinci sorudan başlayalım biz. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Ne diyor? Burada diyor ki bunun uzunluğu kök 200. Bunun da uzunluğu kök 288. Şimdi buradan bir sıra dizecek. Bu dahil, şu dahil arkadaşlar. Şu dahil. Şurası. Şurası kaç? Kök 200. Kök 200 ne yapar arkadaşlar? 100 çarpı 2'den 10 kök 2 yapar. Burası. Şu şekilde. Şimdi bunların her birinden de kök 2 tane var diyor. Buradan kaç tane dizecek? 45 tanesini iç içe geçecek tezgaha yerleştirir. Bu zaten 45. arkadaşlar. Demek bu da 44 tane daha yerleştirecek. Ancak 44 tanenin kök 2 mesafesi kadar olacak. Yani 44 çarpı kök 2. O da ne yapar? 44 çarpı kök 2 zaten. Şu şekilde. Şimdi bunları toplarsan arkadaşım şu ikisini toplayacağız. Neden? Çünkü şu kök 2'den 44 tane var. Şu üst üste şöyle yağıyor onları. Yağıyor. Tamam mı? Şu şekilde. Burada da ne var? Burada da tek külahın kendisi var. 10 kök 2 toplarsam 54 kök 2 yapar arkadaşlar. 54 kök 2 yapar. Evet, mouse yazımından dolayı biraz ağır oluyor. Kusura bakmayın. Şimdi diğerine geleceksek arkadaşlar. Eşit olacakmış burada. Bunun bir tanesi şunun yüksekliği kaç? 288 kök içinde. Bu 144 çarpı 2 demek. 144 dışarı 12 olarak çıkar. Bu da ne yapar? 12. Evet, 12 kök 2 yapar arkadaşlar. Öyle değil mi? Evet. Şimdi 12 kök 2 yaptı. Ne yapacağız o zaman biz şimdi? O zaman şimdi biz bunu şunu da yazalım. Bu kök 8 neydi? 4 çarpı 2 bu da 2 kök 2. Öncelikle arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi şunu üstüne istifleyecek ya şu şekilde. Bunun hepsi kaç yapacak? Şu yapacak. 54 kök 2 yapacak. 54 kök 2'den 12 kök 2'yi çıkaracağız yani o zaman en başta. Çıkarırsam kaç gider kalır? 10 çıkarsa 44, 2 daha çıkarsa 42. 42 kök 2 kalır değil mi? Evet. 42 kök 2 neye böleceğiz? Her biri bunlardan olacak. Şu mesafelerden olacak diyor. Olacaksa yani 2 kök 2'den kaç tane lazım? 2 kök 2'ye bölersin. Böldüğün zaman 2 kök 2'ye arkadaşım ne yapar? Şuradaki 2 kök 2 ile 2 kök 2 birbirini götürür. 42 bölü 2 kaç yapar? Arkadaşlar 21 yapar. Ama şimdi 21 yapıyor da görsel birlik külahlardan kaç tane yerleştirmiştir diyor. Görsel birlik külahlardan kaç tane yerleştirmiştir diyor. Şimdi kaç bulduk biz? 21 tane bulduk. 21 tane biz burayı bulduk. Şu üst başları bulduk. Bir de bunun kendisi var. O yüzden direkt cevap ne diyoruz? Cevap 22 diyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet, diğer ikinci sorumuza geçelim şimdi. İkinci sorumuzda. Burada da arkadaşlar belli soruyu görüyorsunuz. Zaten size soru şekilleri bu şekilde gelecek. Evet, bu 1 litre, 1,5, bu yarım litre, bu 1 litre, 5 litre. Şimdi ne diyor bunlara? Buna göre Kerem Bey'in sıvı sabun alırken elde ettiği bir yıllık tasarrufu en fazla kaç Türk lirasında bir yıl boyunca bunlardan alıyor mu? Alacak mı? Alıyormuş. Bir tanesini alıyormuş. Üçünden bir tanesini alıyormuş. Şimdi burada X gördüğünüz yere arkadaşlar şurada sabun dolu şeyinin fiyatı. Litresini koyacaksın ki kaç lira olduğunu bulabilesin. Öyle değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Ben mouse yazımdan dolayı fazla şey yapmayacağım arkadaşlar. Bakın şimdi x'in yerine şuraya 1 bölü 2 yazacaksın. 1 bölü 2 yazarsan kaç bulursun? 4 çarpı 1 bölü 2'den 2. Burada da 5 var 7. Burayı kaç bulurum? Arkadaşım 7.
Buraya B. B 1 koyacaksın diyor. 1 koyarsam 2 kere 1 2. 12 eksi 2 10. Arkadaşım. Değil mi? Buraya da ne koyacağız? Arkadaşlar. Buraya da ne diyor? 5. 5 koy. 5 kere 6 30. Şimdi 30'u bulduk mu? Evet. Şimdi hangisinden en fazla tasarrufu elde etmiştir diyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ne kadar almış bu adam? 80 litre. O zaman 80 litreyi ne yapacağım ben? Şunları teker teker böleceğim. 80 litreyi 1 bölü 2'ye bölersen 16 bulursun. 80 bölü 1 bölü 2 arkadaşlar. 80'i 1'e bölersen 80 bulursun. 80'i de 5'e bölersen 16 bulursun arkadaşlar. Sonra ne yapacağız biz bunları? Sonraki işlemimiz basit. Sonraki işlemler şu arkadaşlar. Mesela A'da kaç litre var? Pardon. 80'i 1 bölü 2'ye bölersen 160 olur. 16 olmaz. 160 ile 7'yi çarpacaksın. 160 ile 7'yi çarparsan kaç yapar? 42 elde var 1. 7 kere 1 7 elde var 1. 8. Değil mi? Çarpalım. 7 kere 0 0. 7 kere 6 42 elde var 4. 7 kere 1 7 elde var 4. 11. 1120 lira yapar arkadaşlar. Peki burası kaç lira yapar? Bu B'de 80, burada da 10 lira. Çarparsan 800, değil mi? Evet. 0, 0. Şurası kaç lira yapar? 30 çarpı 16. Şimdi 30 çarpı 16, 16 çarpı 3, 8, 48. Burada da 0 var, 480. Şimdi hali itibariyle bu adam şimdi hangisini alacak arkadaşım? Şunu geri alın, sileyim. Silerim bazen. Şimdi hoşuma gitmiyor şu şekilde. Heh. Burayı kaç buldu? 480. Şimdi adam hangisinden alacak sizce? Tabii ki 480 liradan alacak adam. Öyle değil mi arkadaşlar? 480 liradan almış olacak. Peki bunun kâr elde edebilmesi için ne yapmış oldu? Yani ne diyor? Bir yıllık tasarrufu. O zaman sen şöyle düşüneceksin. En pahalısından alsaydı ama şu anda en ucuzunu alıyor. Şundan şunu düşeceğiz. Kimden? 1120'den 480'e düşeceğiz. Şu 800'ü görme. Düş 0. İşte 12. 12'den 8 çıkarsa 4. Arkadaşlar burada 10 kaldı. 10'dan 4 çıktı 640. Demek ki bu da sorunun doğru cevabı kaç olacak arkadaşlar? Kaç? 640 olacak. Evet, üçüncü sorumuza gelelim. Bisiklet sorusu galiba bu. Evet. Şimdi bu bisiklet sorusunda burada ön şeyini yapmış arkadaşlar. Bisiklet çalışması işte bir pedal çevirdiği zaman. Pedal nerede? Bakın pedalın burada. Büyük olan pedal şurası. Şu önce büyük olan pedal var. Şu şekilde. Değil mi? Ve şunu silelim. Arkadaşlar. Sildik. Şunlara tıklayalım. Evet. Mesela şunu. Şimdi şöyle büyük bir pedal düşünün. Bir de şöyle küçük bir pedal düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Şuradan ne geçecek? Şuradan da kayış var. İşte zincir var. Burada da zincir var. Şimdi burada dişliler var. Mesela sana şöyle dese ki işte burada 24 dişli var. Bu adam bir tur atıyor. Burada kaç dişli var? Burada 8 dişli var. Şimdi şöyle düşünün. Sen bu pedalı çevirdiğin zaman şu şekilde kaç tur attın? Bir tur. Yani 24 çarpı 1 yaptın. Öyle değil mi? Evet. 24 çarpı 1 yaptın sen burada. Kaça eşit olacak? Burada ters orantı vardır. Bunu biliyorsunuz. Ters orantı vardır. Büyük pedalla küçük pedal arasında. Ne olacak? O zaman 8 ile neyi çarparsam 24 çarpı 1'i bana verecek, değil mi? Yani bunu da kaç tur atmış olacağını bulursun. Kaç bulursun buradan? Direkt 3 bulursun. Demek ki bu 3 tur atacak. 8 çarpı 3 işte 24 çarpı 1. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim buraya. Sorumuza gelelim. Buna göre diyor Eylül bu bisikletin pedalına 4 üzeri 5 tam tur çevirdiğinde diyor takvim yaprağındaki bilgiye göre arka tekerin en az kaç tam tur dönmesi gerekiyor diyor arkadaşlar. Şimdi bakın ön dişli kaç? 2 üzeri 6. Ha, o zaman 2 üzeri 6 çarpı ne yapacağım? Çarpı arkadaşlar 4 üzeri 5. 4 üzeri 5. Peki 4 üzeri 5'i nasıl yazarım ben? 2'nin karesinin 5. kuvveti. Yani şunu demiyorum. 2'nin karesinin
karesinin kaçıncı kuvveti arkadaşlar? Evet arkadaşlar, demin dediğim gibi işlemi yaptık. Şimdi bu elindeki program biraz kesip atıyor, kesip atıyor. O yüzden birleştireceğim ben bunları. Neyse, ne dedik? Ne kaç buluruz dedik arkadaşlar biz burada. En son işlemi yaptığımızda 2 üzeri 12 bulduk. Nasıl 2 üzeri 12 bulmuştuk? Şöyle 2 üzeri 12 bulmuştuk. Demiştik ki 4 üzeri 5'i 4 üzeri 5'i 5 yazalım buraya. Geri alalım bunu. Silelim. Yani şöyle yapmıştık arkadaşlar kısacası. 2 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 5 eşittir. Eşittir kaç olacak dedik biz? 2 üzeri 4 çarpı x olacak dedik. Bu da ne oldu? Bu işlemi yaptığın zaman 2 üzeri 12'yi bulursun. Şurası 2 üzeri 2'nin karesinin 5. kuvveti 2 üzeri 10 yapar. Burada da 2 üzeri 6 var. Üstleri toplarsın 2 üzeri 16. 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 4'e döner. Bulacağın sayı. O da tabanlar aynısı. Aynı taban üzerinde üstler çıkarılır arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet, dördüncü soruda. Burada ne diyor? Sürekli bunlar ikiye bölünerek çoğalabilen bir bakterinin miktarıyla ilgili yukarıdaki şema verilmiştir diyor. Buna göre başlangıçta bu bakterilerden 12 tanesinin bulunduğu bir ortamda 32 saat sonra toplam kaç bakteri bulunur? Şimdi arkadaşlar şuraya bakın. Burada ne var? 2'nin, şimdi şöyle diyelim. Evet. Şimdi şurada ne var? 2'nin 0. kuvveti var. Değil mi? Evet. Yani eşittir 1. Değil mi? Burası 1. Neyse işte. 1. Buraya bakıyorsun. 2'nin 1. kuvveti kaç tane var? 2 tane var. Buraya bakıyorsun. 2'nin kaçıncı kuvveti? 2'nin kaçıncı kuvveti arkadaşım? 2. kuvveti değil mi? Evet. Kaç tane var? 4 tane var. Ha, demek ki bu böyle devam ediyormuş. O zaman kaç tane olacak? Şöyle olacak. 2 üzeri 32 tane olacak. 2 üzeri 32 olacak. Peki kaç tane var ortamda? 12 tane var. Ha, demek ki burada da ne var? Çarpı 12 var her birinde. Arkadaşlar 12'yi nasıl yazarsınız? 3 çarpı 4 şeklinde yazabilirsiniz değil mi? Evet. 3 çarpı 4 şeklinde yazdım. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazabilirsin. Bakın şimdi şuraya. 2'nin karesiyle 2'nin 32. kuvveti ne oluyor bunlar? Çarpılıyorlar. Dolayısıyla taban aynen kalır. Üstler toplanır. 2 üzeri 34. Bir de önümüzde hangi zımbırtı var? Şu zımbırtı 3 var. 3'ü de buraya yazdık arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani cevap ne olacak? Cevap burada bizim Denizli şıkkı. Değil mi? Evet. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuza bir bakalım. Evet. Beşinci soruda arkadaşlar burada oynuyorlar. Kaan, işte pozitif tam sayılar gelirse Kaan, negatif tam sayılar gelirse Kerem, pozitif tam sayılar gelirse Utku, tam sayı değil, tam sayı olmayıp da pozitif olursa, negatif değil de şey olursa diye arkadaşlar. Evet. Şimdi biz burada ne yapacağız? Biz burada bunların şeyini yapacağız. Öncelikle bakın. Kalemi bir açalım öncelikle tabii ki. Şimdi eksi 2'nin bu taban olacakmış buralar. Buralarda 3 olacakmış. Şimdi şu sayıların hepsinin 0. kuvvetini alırsan kaç yapar? 1 yapar. Değil mi arkadaşlar? Yani dolayısıyla burası artı. Burası artı. Burası artı. Burası artı. Burası artı. Değil mi arkadaşlar? Evet. Peki bu sayıların ikinci kuvvetini, yani çiftlerin kuvvetini alırsan yine pozitif olacak bunlar. Evet, burası da artı. Burası da artı olacak. Değil mi? Artı olacak. Artı olacak. Burası da artı olacak. Değil mi arkadaşlar? Peki birinci kuvvetleri ne olacak buradaki sayıların? Mesela -2'nin, -2 tabanının birinci kuvveti. Üstü tek olursa ne olur? Eksi olur. Burası da eksi olur. Değil mi arkadaşlar? Birin birinci kuvveti ne olur? Birin birinci kuvveti 1 olur. Bu artı olur. Burası ne olur? 2'nin
birinci kuvveti, 2'nin birinci kuvveti 2 olur. Yani artı olur. Artı olur. Burası da artı oluyor. 3'ün birinci kuvveti artı oluyor arkadaşlar. Bakın burası ne oluyor? Şimdi şöyle yaparsan burayı 2'ye ayırırsan buradakiler ne oldular? Tam sayılar. Hiçbiri rasyonel sayı olmadı. Yani A bölü B biçimine gelmedi. Tamam. Evet, şu şekilde. Şimdi tablo 4'tekine bakıyorum. Şurada şu tarafa bakıyorum. Şimdi bakın negatif kuvvet ne demekti? Çarpmaya göre tersini al demekti. Öyle değil mi arkadaşlar? Çarpmaya göre tersini alırsan bunun çarpmaya göre tersini alırsan nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Ne olur burası? Burası tekrar pozitife dönmez mi? Çünkü mesela eksi 2'nin eksi 2. kuvveti ne demek? 1 bölü parantez içindeki eksi 2'nin karesi demek arkadaşlar. Bu da pozitife döndü. Yani şurası pozitif, 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 tamam pozitif, burası da pozitif. Peki buralar neye dönecek? Buralar neye dönecek? Burası da eksi birinci kuvveti diyor arkadaşlar. Ne olur? Üstte negatif, tek sayı olduğundan dolayı burası eksi olur. Burası da eksi olur. Burası yine artılar olur ama burada şeyleri eksi oluyor galiba. Evet, eksiler oluyor. Artı oluyor galiba. Yok. 1'in eksi birinci kuvveti 1. 1 bölü 1, 1. 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2. Yine artı 1 bölü 2. Burası da artı oluyor. Şimdi dikkat edin. En fazla artılar var. Bakın burası kim var burada? Rasyoneller var. Rasyoneller var burada. Tamam. Ras yazdım ben burada. Şöyle baş. Burada arkadaşlar rasyonellerimiz var. Şimdi burada bakın en fazla kim oldu? Eğer bakarsan bak burada tam sayılara bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani 13 tane pozitif tam sayı oldu. Dolayısıyla burada K'nın oyunu kazandığı apaçık görünüyor buradan arkadaşlar. Negatifleri az zaten. Ve tam sayı aynı zamanda. Bakın pozitif ve tam sayı. Tamam. Buradaki doğru cevabımız ne olacak o zaman bizim? Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar K'nın olacak. Ne oldu bizim buradaki doğru cevabımız? Kaan oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi sıradaki soruya bakalım. Sıradaki soruda ne var burada? Evet. Şekil 1 var. Bunun uzunluğu kök 392 diyor. Bunda 10 kök 2 diyor. Evet. Buna göre diyor. Her parçasının uzunluğu eşit olan bu maket bıçağının 7 parçası dışarıdayken diyor. Arkadaşlar. Santimetre cinsinden toplam uzunluğu hangi iki tam sayının arasında olur diyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl şöyle yapacağız öncelikle? Şimdi kök 290, bunu mavi yapalım. Kök 392. Şimdi bu neyle? Bunu 2'ye böleceksin. Neden? Bakın burada kök 2 var. Burada sana ipucu veriyor. Yani içeride 2 kalacak. O zaman 392'nin yarısı kaç yapar arkadaşlar? 150, 45, 195. Burada da 1 var. 196. Yani 196 çarpı 2. Bu kim içinde? Kök içinde. 196 dışarı arkadaşlar kaç olarak çıkar? 14 kök 2 olarak çıkar. Doğru mu? Şimdi bakın buraya kadar açılmış hali 14 kök 2. Peki bunun en sade hali şuraya kadar olan hali kaç? Kaç? 10 kök 2. O zaman 14 kök 2'den 10 kök 2'ye çıkar 4 kök 2. 4 kök 2 kim arkadaşlar? Şu 2 fazlalık. Şu 2 eşit parça. Şurası 2 eşit parça. O zaman bunu direkt 2'ye böl. 2'ye bölersem kaç bulurum arkadaşım? Kök 2 kök 2 bulurum. Değil mi? 4 kök 2'yi evet 2'ye bölersem 2 kök 2 bulurum. Peki bu ne kadar açıyor? 7 tane açıyor burada. Bakın 7 parçasını açıyor. Hmm, o zaman bundan 7 tane var. 7 çarpı 12'den 14 kök 2. 14 kök 2 dışarıda var. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bir de bunun kendisi 10 kök 2 var. Toplarsam kaç yapar? 24 kök 2. 24 kök 2 arkadaşlar. 24'ü bu durumda hemen içeri alıyoruz. 24'ü evet içeri aldığımız zaman 576 yapıyor. 576 çarpı kök 2 yapıyor. Yani şu şekilde yapıyor. Yazalım biz bunu. 6 çarpı 2 yapıyor. Bunu da kök dışına. Şimdi bu kök içinde kaç oldu toplamda? 1152.
1152 arkadaşlar. Şimdi 1152'ye en yakın sayı kim? Bakın 34, 33, 34'ün. Evet. Arkadaşlar şimdi tekrar geri gelin. Bu 10 dakikada bir bitiyor ya artık. Bu son sonuncusunu çekeceğim. Bunu nereye kadar? Hangi soruya kadar gelirse kusura bakmayacaksınız. Evet. Şimdi 30 kök kaçtı? Kök 1152 arkadaşlar. Kök 1152'ye kadar biz bunu ne yaptık? Getirdik değil mi? Evet. Kök 1152'ye kadar bunu getirdik. Şimdi 34'ün karesi 1156 yapar arkadaşlar. Demek ki 1156 eğer buradaysa değil mi? Burası da 34 ise arkadaşlar burasının kaç yapması lazım? Burasının da 33 yapması lazım. Yani bu sayı kim? Yani şu kök 1152 33 ile 34 arasında olması gerekiyor. Yani cevap Bursa olacak arkadaşlar. Evet. Benim o bandikemi tekrar kreklemem lazım. Evet gelelim 7. soruya arkadaşlar. Bu 7. soruda da şimdi okuyalım şeyini. Ne diyor burada? 7. soruda. Şekildeki trene diyor ben evet KLMVN bağlantı noktalarında sarı vagonlar bağlanmıştır diyor. Trenin lokomotifi toplam ağırlığı 30 tona kadar olan vagonları çekebilmektedir diyor arkadaşlar. Buna göre tren hangi bağlantı noktasından ayrılırsa lokomotif çekebileceği en fazla vagon ile hareket edebilir diyor bize. Ne kadara kadar taşıyabiliyormuş bunu bu? Arkadaşlar 30 tona kadar taşıyabiliyormuş. 30 tona kadar taşıyabiliyormuş. Şimdi bunlar teker teker kök içine alırız zaman burası kaç yapar? Kök 28 yapar. Değil mi? Evet. Arkadaşlar burası kök 28 yapar. Diğeri kaç yapar? Burası zaten burasını vermiş. Kök 40. Bunu içeri alırsak kaç yapar arkadaşlar? Şunu içeri alırsak kaç yapar? Kök 45 yapıyor. Şu şekilde. Şunu içeri alırsanız, şunu da içeri alırsanız kök 48 yapıyor arkadaşlar. Kök 48 yapıyor. Bunu da içeri alırsak, şunu da içeri alalım. Kök 50 arkadaşlar. Şimdi bakın, kök 28. Kök 50. Kusura bakmayın mouse'la yazdığımızdan dolayı. Şimdi arkadaşlar kök 28 kimle kim arasında 25 ile 5 ile 6 arasında yani 25 ile 36 arasında kime daha yakın? 5'e daha yakın. O yüzden buna 5'e daha yakın bir değer oluyorsa ne diyoruz o zaman? Bir saniye arkadaşlar. Bir daha yakın oluyorsa o zaman şu kalemin rengini değiştirelim. Şöyle kırmızı yapalım. Şimdi burasını kaç alabiliriz? Şu vagonu kaç alabiliriz? 5,2 alabilirsin. Alırsak. Bunu 5,2 aldık. Peki kök 40. Kök 40 kimle kim arasında arkadaşlar? Şimdi kök 40 36 ile 49 arasında. Değil mi? Evet. 36 ile 49 arasında. Kime daha yakın? 36'ya daha yakın. O yüzden buna ne diyeceğim? O zaman 36'ya daha yani 6'ya daha yakın. 6'ya daha yakınsa bunu 6,2 diyelim. Şuna ne diyelim? Kök 45 bu kime daha yakın? 49'a daha yakın. O zaman 6,7 diyelim. Şu şekilde 6,7 diyebilirsin. Bu kaç? Buna da kök 49'a çok çok daha yakın. O zaman bu da 6,8 olsun arkadaşlar. Şimdi bakın şunları biz topladığımız zaman toplayalım bunları. Hepsini kök 50. Kök 50'yi de bulacağız daha. Kök 50'yi nasıl bulacağız? Öncelikle bunları toplayalım. Bunları toplarsak arkadaşlar yaklaşık kaç yapar? 18, 20, 25, 25,9 yapıyor galiba. Evet. Kimleri topladığın zaman? Şunları topladığın zaman yani şu ağırlıkları şunları topladığım zaman 25,9 yapıyor arkadaşlar. Şimdi kök 50'yi de daha bulmalı. Kök 50 kime daha yakın? 49 geçiyor. 49'a daha yakın. Yani 7'ye daha yakın. 7'ye 8 arası. O zaman buna da 7,1 dersek. Şu şekilde. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Buraya kadar, şuraya kadar şunların hepsi şu.
Kaç? 25,9. E peki 71,1'i toplarsak ne yapar? Bunu geçmez mi? 30'u geçer. Ha, 30'u geçecekse o zaman demek bizim buradan kesmemiz lazım. Şu K'nın olduğu yerden. Dolayısıyla buradan doğru cevabın K olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar. Evet, bir sonraki soruya gelelim şimdi. Bir sonraki soru da şu soruyu yapalım. Arkadaşlar. Evet. Şu soruda ne diyor arkadaşlar? Şimdi belli bir basamak aralıkları var. Derin uykular var. Zamanlar var. O zamanlara göre hesaplıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün bakın. Soruyu siz okuyun tabii. Yani bunları bir okuyun. Öyle şey yapın. Biz direkt okumuşuz diye. Nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Şimdi buradaki saat farkı kaç arkadaşlar? 45. Değil mi? 45 dakika. Bakın 45 dakika. Peki 45 dakikada bu adam ne yapmış burada? 45 dakika. Tamam. Şimdi 45 dakikada kaç bilmem ne megahertz mi demiş burada? Evet. Yirmi nerede arkadaşlar? Bakın burada. Şuralar. 13 ile 30 arasında. 13 ile 30 arasında o zaman burasını ne diyoruz biz? 45. Tamam. Evet. Şimdi 8.45'ten 9'a kadar kaç var? 15 dakika var. Bu 15 dakika içerisinde bu adam ne yapıyor burada? 15 dakikada ne yapıyor? Ha. 10 Hz. 10 Hz. 10 Hz nerede arkadaşlar? 8 ile 13 arasında ya şurası. Şuraya da ne yazıyoruz? 15 yazıyoruz. Tamam. Burada ne var? Yarım saat var. Ya 30 dakika. 40 Hz. 40 Hz ne zaman? Nerede arkadaşlar? 40 Hz şurada. Konuşuyor, zıplıyor ya da yürüme yapıyor. Burası 40. 30 pardon. Burası 30 yani ne 40'a? 30 arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu yazdıktan sonra şöyle düşünün. Aşağıda şimdi daire grafikleri var. Tamam mı arkadaşlar? Bu daire grafiklerini biz ne yapacağız? Daire grafiklerinin şimdi bunları göre yönlendireceğiz. Tamam. Şimdi bunları şey yaptınız. Şunu ben bir daha temizleyeyim şurayı. Bakın. Gama. Heh. Bakın aşağı geldik mi? Geldik. Heh. Şimdi bir tanesinde ne vardı arkadaşlar? Tekrar şöyle yapalım. Şöyle aşağı gidersek. Heh. Şimdi burada 30 vardı hatırlayın. Değil mi? Evet. 15 neredeydi? 15 bakın buradaydı. 10. 10 kimdeydi? Kimdi? Burada buradaydı. Burasını 15 diyoruz. 20 hesiber yani 45 dakika. 20 neredeydi? Beta'daydı. 45 dakika. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın aradaki farklara bakın. Zaman farklarına bakın. Birisi 15 dakika diyor. Birisi 30 dakika. Birisi 45 dakika. Yani bakın. En küçüğünü 15 alırsan onun 2 katı 30 yapar. Diğerinde 15'in 3 katı da 45 yapar. Şimdi bakın nerelerde var? Şimdi aşağıdaki seçenekleri de var. Onu şey yapamıyorum. B'de de var. Bunun aynısı arkadaşlar. C'de de var. Ama şöyle düşün. Şimdi bu adam 15'te ne yapabiliyor? Dinlenebiliyor, uzanabiliyor, oturabiliyor. Bakın burada dinlenme var. 60 diyor buna. E sen buna 60 dersen çarpı 4. Buna da çarpı 4 dersen 30'a 120. 120'de ne olması lazım bu seçeneğin, bu seçeneğe göre? Ne olması lazım? Koşma, zıplama, yürüme. Bakıyorum. Yürüme var. Demek ki 15 çarpı 3 ile kaç yapar? 45. Değil mi? Yani 60 çarpı 3 180. 45'i de 180 temsil edecek. 180'de ne olması lazım? Ders çalışma, refleks gösterme, araba kullanma. Bakıyorum. Ders çalışma. Demek ki bu tutuyor arkadaşlar. Yani uzun uzun uzadı işlemi yapmaya gerek yok. Yani şu şekilde şu zamanları toplarsın işte 90 eder. İşte 90 dakika 360 ediyorsa işte atıyorum 15 dakika işte x eder falan fistan. Yani burada bu şekilde anlatılır. Ama LGS'de zaman senin için önemli. Zaman senin için önemli. O yüzden bunu o kadar şey yapmamıza gerek yok. Buradan yani o pratik olan şeyleri görmemiz lazım arkadaşlar. Tamam? Evet. Şimdi diğer soruya bakalım zamanımız kalacak mı? Bakalım. Neredeyse bir 10 dakika oldu mu saat süreyi nerede gösteriyor? Süreyi göstermiyor bu da ya da göreyim. Ne
gösteriyor da ben göremiyorum. Evet, az kaldı. 10 saniye kaldı. Evet arkadaşlar. Diğer iki soruyu artık siz çözersiniz. Ben çözmeyeceğim. Neden? Çünkü zaman bitiyor. Umut Hoca